Kasım ayından herkese merhaba. Kasım ayı hisseleriyle beraberiz. Geçtiğimiz ay fena bir performans göstermedik. Endeks de güzeldi. Şimdi bir endeksin yükseliş hikayesine bakacağız. Çünkü 4000 seviyesinin üzerine yerleşemeyen bir endeks vardı. Kasım ayı da biraz önemli. Biliyorsunuz 2 Kasım'da FED toplantısı var. Ve FED'e yönelik algılar da oldukça yoğunlaşmış bir şekilde. Ama biz elbette ki dünyadan pozitif ayrışmaya devam ediyoruz. Bizim hikayemiz daha farklı. Yani bir getiri arayışı var ve bu getiri arayışının vücut bulduğu en iyi mecra da Borsa İstanbul. Dikkat ederseniz özellikle enerji hisseleri başta olmak üzere ciddi bir yukarı yönde eğilim var. Ve 3. çeyrek bilanço beklentileri fiyatlara yansıtılmış durumda ve devam da ediyor. Bu haftada oldukça önemli bilançolar var. Hemen şöyle bir fazla uzatmadan bir BIST 100 grafiğine bakalım. Dünkü hareket oldukça önemliydi, kapanış. Yani 3385'ten aldığı destekli yukarı yöndeki hareketini devam ettirdi. Şimdi 4000 seviyesi önemli. Burada kritik bir hareket eğilimi içerisindeyiz ama ana yön yukarı, yani yükseliş eğilimi içerisinde bir düzeltme yapmıştık. Şimdi ise o düzeltmenin tekrar bir toparlanmasını görüyoruz. Muhtemelen buraya kadar bir yükseliş olur. 4145'lere doğru bir hareket olur ve hatta önümüzdeki günlerde buranın da yukarı yönde aşılmasını bekliyorum. Şimdi şuradaki birkaç günlük bekleyiş tabii ki 22 günlük harekette ortamımız, yani teknik göstergelerinin kendisine yaklaşmasını sağladı. Dolayısıyla bu gibi ve burada da yaşanan hafif böyle yatarlaşan hareketler aslında kötü değil. Yani çünkü gördüğünüz gibi %12'lik, %8'lik hafta genelinde yükselişler yaşıyoruz. Bunlar oldukça sert yukarı yönde hareketler. Dolayısıyla böyle yükseliş hareketinden sonra mesela şuradaki mum gibi ya da buradaki mum gibi bu yukarı yöndeki sert hareketlerden sonra biraz dinlenmesi ve yataya sarması kötü değil. Soluklanması aslında daha iyi. Bizim için önemli olan bankacılık endeksi. Bankacılık endeksindeki bu geri çekilmeden sonra eğer tam olarak 22 günlük, 50 günlük ortalama birbiriyle kesişmiş durumda 3550 seviyesinin üzerinde kalmakta ısrarcı olursa bankacılık endeksinde de yukarı yönde hareket hız kazanabilir ve bu endeksin de 4145'teki direncinin yukarı yönde aşmasına destek olabilir. Peki hemen bir bakalım biz Ekim ayında neler yaşamışız, ne yapmışız? Yani Ereğli dışında aslında negatif bir getiri sağlayan hissemiz olmamış. Biliyorsunuz ki her ay işte 8-9 tane, bazen 10 tane, bazen daha az hisseler öneriyoruz ve Ekim ayı boyunca performansını ölçtüğümüz bir şey oluyor, ay oluyor. Burada tamamıyla Ekim ayındaki hisselerin ortalaması %15.6, yani bu hisselerin getirilerinin ay içerisindeki ortalaması 3 Ekim'de aldınız, 31 Ekim'de kapattınız, %15.6. Biz ne yapmışız mesela? Endeks olarak %17.3'lük bir getiri getirmişiz. Dolayısıyla endeks getirisinin hafif altında bir getiri elde etmişiz. Ama bunun içerisinde mesela GLYO %53'lük bir getiri sağlamış. İşte Koç Holding %12.6'lık, Pegasus %26'lık ki aslında ay genelinde %34'lük bir getiri sağlamış. Hatta yorumlardan bir tanesinde Pegasus almalık değil şortlamalık demişti ama havacılık sektöründeki yukarı yönde performansın bu seviyelerde olmasına rağmen devam etmesini bekliyoruz. Türk Hava Yolları, TAV, Pegasus'ta. Onlar da hikaye gayet güzel. Bunu da bir dipnot olarak belirtmiş olayım. Tüpraş mesela %19, Virüs %24'lük bir getiri getirmiş. Ama mesela ay içerisinde görmüş olduğu en yüksek seviyelerde işte burada. Aslında mesela GLYO %54'e kadar yükselen bir performans yapmış. İşte Pegasus %34, Virüs %34. Eğer en yüksek seviye, ay içerisinde görmüş olduğu en yüksek seviyeleri yakın seviyelerden kapatmış olsaydık. Tabii bu şey değil, yani en düşükten al, en yüksek sen sat. Bu çok mümkün değil ama biz hani bir bakış açısı yaratsın diye bunu koyuyoruz. %22'lik bir getiri getirmiş olacaktı portföy. %18.4'te en yüksek endeksin görmüş olduğu seviye 4015. O da %18.4'lük bir performans sağlamış olacaktı eğer en yüksek zirve noktalardan kapatmış olsaydık.
Yani Ereğli pek bir şey yapamadı. Hani orada bir teknik hareket olur mu, bir teknik kırılma olur mu diye beklemiştik ama olmadı, yapamadı. Bilançosunda da beklediğimiz zayıflıkta bir bilanço geldi. Dördüncü çeyrekte de böyle bir bilanço gelmesini beklenebilir ama dikkat ederseniz 25'lerin altına çok fazla düşmüyor. Yani kısa vadeli bir portföy için Ereğli çok uygun olmayabilir. Daha uzun vadeli bakış açısı olabilir. Çünkü biliyorsunuz orada iyi bir temettü hikayesi var. Dolayısıyla Ereğli'yi portföye dahil edecekseniz uzun vadeli bir bakış açısıyla onu orada tutmakta fayda olabilir. Kısa vadede hadi bana %10 yapsın hissesi değil Ereğli. Bunu belirteyim. Kozalarda dün akşam bilanço geldi. Onlara bilanço yorumlarında değineceğim. Ama genel itibariyle mesela Alarko'da bence ana hareket daha başlamadı. Bir maçta bence ana hareket daha başlamadı. GLO çok yükseldi artık. Yani oraya bir bakmak lazım. Evet, hala yukarı yönde tempo varmış gibi görünüyor ama bana kalırsa biraz daha dikkatli olmakta fayda var. Bir geri çekilmeden sonra tekrar hız kazanarak bir hareket yapabileceğine inanıyorum. Koç Holding'de iştiraklerinden bilançolar geliyor. Bence güçlü bir Koç Holding bilançosuyla karşılaşacağız. Ana hareket bence de orada daha başlamadı. Gübrelerde hızlanmalar var. Pegasus havacılık sektörüyle ilgili bakışımı biliyorsunuz. Ben pandemi döneminde dahi havacılık diyordum. Dolayısıyla aslında orada benim görüşüm halen daha değişmedi. Halen daha bir mutlaka portföyde bir tane havacılık hissesi olmasında fayda var. Tüpraş'ta ana eğilim yukarı. Verusa'da da hani teknik göstergeler yukarıyı gösteriyor ama orada bir düzeltme oldu. Tekrardan bir bakmak lazım. Portföyde tutulabilir. Yani bu hisselerin birkaçının da devamı söz konusu olabilir. Peki biz yeni ayda 1 Kasım'dan sonra yani bu yaşayacağımız yeni güzel ayda neler, hangi hisseleri takip edeceğiz? Anadolu Efes, Aksavar, Aygaz koydum. Coca-Cola, Enka, İşmen, Sahol, Türk Hava Yolları, TMOSAN ve tekrardan Tüpraş bizim bu Kasım ayında takip edeceğimiz hisseler arasında. Şöyle çok kısaca teknik göstergelerine bakalım. Anadolu Efes'te bir düzeltmeden sonra yukarı yönde tepki hareketini güçlenebileceğini bekliyoruz. Coca-Cola'nın bilançosu dün açıklandı. Bunun bir etkisini yukarı yönde tempo hareketine meyil vereceğini düşünüyoruz. 46-35 seviyesinin üzerinde kalması halinde tekrardan bir 55 hareketine doğru bir performans yüksekliği bence olabilir. Aksa 22 günlük hareketli ortalamasını ince ince çok da narin bir şekilde işliyor. 67-25 seviyesi üzerinde kaldığı sürece herhangi bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Eğer 67-25'in altına doğru geri çekilmeler olursa 64-15'ler biraz daha destek kıvamına gelebilir. Oradan da alım performansı sağlanabilir. Aygaz aslında şuradaki görmüş olduğu 57-85'teki direncini yukarı yönde açtı ama orada da temponun hızlanarak devam edeceği bir teknik göstergenin olduğunu söylemek mümkün. Coca-Cola'da bir kâr realizasyonu yaşanabilir. 160-40'lara doğru takriben aşağı yukarı ya da 22 günlük ortalaması olan 154 seviyesine doğru ama oradan tekrar yukarı yönde bir hız kazanımı oluşabilir. Şurada yaşanan iki tane tepe noktası aşağı yukarı 172-70 seviyesi. Buranın üzerine atabilirsek ki atar diye düşünüyorum. Oradan tekrardan yukarı yönde bir hız kazanımı olabilir 180'lerin üzerine doğru. Şimdi Enka'da haftalıkta özellikle güzel bir hızlanma eğilimi var ama yapamayabilir. Dolayısıyla eğer Enka'da biraz dikkatli olun bence. 18.43'ün üzerinde kalmakta zorlanıyorsa ve bunun aşağısına doğru geri çekiliyorsa ya 15.95'lere doğru uğrayıp oradan yukarı yönde bir hızlanma yapacağını düşünürüz ya da bunu izlemeye alırız. Dolayısıyla bilanço dönemindeyiz. Bazıları bilanço beklentileri için aldım. Bazılarını sadece teknik göstergeler için aldım. Dolayısıyla orada bir şey olmasın. Sahole bakalım. Sahole zaten yukarı yönde bir hareket var. 22 günlük ortalamasına yakın yerlerden yukarı yönde tepki hareketi aldı. 30-52 üzerinde durduğu sürece yükseliş performansının sürmesini bekliyoruz. İşmende yani aslında şuralardan alım olsaydı bence çok daha güzel olurdu. Burada ya
33.08'lerden pasiften almayı bekleyeceksiniz. Ya da burada şöyle bir %9'luk, %10'luk hareketi biraz daha alıp oradan yolumuza devam edeceğiz. Dolayısıyla çok uzun bir zaman olmayabilir işmen için. Bu arada hepsi için geçerli. Yani genel olarak işte bir ayda %50, %40 getiriler vermeyebilir hisseler. Yani zaten belli bir tempoda ve belli bir performanstalar. Dikkat ettiyseniz çoğu yukarıda. Yani hani yukarıdan önermek de zor aslında ama düşen ya da geri çekilip de alım fırsatı veren çok az hisse var. Dolayısıyla zaten güçlü bir yol kat edilmiş durumda. O nedenle temkinli gitmekte fayda var. GLYO gibi mesela bir ayda her hisse %50 performans yapmayabilir. O nedenle biz yine ne diyoruz? Temkinli olalım. İşte mesela stop seviyelerini ya da aşağı yönde geri çekilmede tekrardan pozisyona girme seviyelerini de veriyoruz. Oralarda stratejik davranalım. %9, %10'luk performansı kaçırmayalım. Kar cebe yakışır. Dolayısıyla buralarda dikkatli olmakta fayda var. Türk Hava Yolları güzel. Bence şuradaki tepeyi yukarı yönde zorlayacak. Üçüncü çeyrek bilançosunda da oldukça güçlü bir performans bekleyişimiz var. Zaten aslında son 9-10 günlük hareketindeki oluşan yataylaşma da yukarı yöndeki performans hareketi için bence bir mail veriyor bize. Dolayısıyla buralarda yani teknik anlamda şu seviye hangisi? 91.04 üzerinde kaldığı sürece yukarı yöndeki hareketini sürdürme performansı oluşabilir. Tüm asan 66-70 seviyesinin üzerine kalmak zorunda. Eğer kalamazsa burada bir yavaşlama olacağını düşünürüz. Şurada bir yataylaşma oldu. Yani hızlanma için 77-30'un üzerine de atması şart. Yapamıyorsa bunu geride beklemekte fayda var. Tüpraş bence güzel bir bilanço açıklayacak. Dolayısıyla burada temettü beklentileri de oldukça iyi bir şekilde şekillenmiş durumda. Yükselen trend eğilimi halen daha devam ediyor. Bir önceki tepe noktası yani şurada görmüş olduğu seviye 388.20 bunun üzerine doğru bir hareket başlaması halinde yükseliş performansı ve temposunun da hızlanmasını bekleriz. Teknik göstergeler yukarı yöndeki hareket eğilimini teyit ediyor ve bunu koruyor. Şimdilik bu kadar. Kasım ayında yükselen, yukarı yönde hareket eden hisselerin performansını ölçmek için Kasım ayı sonunda görüşürüz ve Aralık ayı hisseleri için de yeni bir performans skalası sunarız. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.